tek bir insan camiye sırrıyla sair hayvanatın nev'inden daha büyüktür. Daha camidir, daha keyfiyetlidir. Yani bir çiviyi çakmak, duvara bir çiviyi çakmak. Basit. 10 yaşındaki bir çocuğa çiviyi ver, şu çiviyi şu duvara çak. Çocuk iki tane vurur, çekiçle çiviyi çakar. En basit bir iş. Hayalen Allah'ın yarattığı ne kadar mahluk varsa onları hayalen gözünün önüne getir. Hayal sinemasında. Karada, denizde, deryada Allah'ın yarattığı bütün mahlukat. Fert değil, nevleriyle beraber. Koyunlar, keçiler, develer, uçanlar, kaçanlar, yürüyenler. Semada kanat kıranlar, deryaların içerisinde yüzenler, üç ayaklılar, beş kulaklılar ne varsa, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsini hayalen getir. Kafa kafaya versinler, koalisyon kursunlar, birbirlerine güç ve kuvvet versinler. Hepsi bir araya gelip şu çiviyi duvara çaksınlar. Çakabilirler mi? Çakamazlar. 1000 sene bekleseniz bu iş yapabilirler mi? Yapamazlar. Bu ne demektir? Hakikat noktasında bu cümlenin arkasında kainat kadar ağır bir mesaj vardır. Yani tek bir insana verilen nimet-i azime, bütün canlılara, bütün hayat sahiplerine verilenden daha büyük, daha küllü, daha cami, daha keyfiyetli, daha ağırdır. Yani hakikat terazisinde tek bir insanı bir kefeye koy, bütün mahlukatı öbür kefeye koy. Kim ağırdır? İnsan ağırdır. İşte Cenab-ı Hak bizi insaniyette şereflendirmiş. Onun için Cenab-ı Hak bizim hayatımıza kefildir, tamam. Allah bizim rızkımıza da kefildir. Bak bütün nimetleri başımıza bağlamış. Ama Cenab-ı Hak bizim akıbetimize kefil değildir. Akıbetimizi bizim irademize, bizim tercihimize bırakmış. Bu noktaya nazardan din tercihtir, din teveccühtür. Cenab-ı Hak tercih ve teveccühte istikametten bizi ayırmasın, ayağımızı kaydırmasın.